Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane lezzetinde puf puf kabarmış poğaçalar hazırlayacağım. Yapılışı gayet pratik, hamuru hemen kolayca şekil alıyor ve lezzetini de beğeneceğinize eminim. Şimdi çok uzatmadan hemen poğaçaların yapılışına geçelim. Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket instant mayayı alarak tel çırpıcı ile karıştıralım. Bu şekilde çırpma teliyle önden çırptığınızda hamurunuz çok daha pürüzsüz olacaktır. Size de tavsiye ederim. Ayrıca instant maya yerine 1 yemek kaşığı kuru maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Çok soru geldiği için özellikle eklemek istedim. Evde hangi mayanız varsa onunla yapabilirsiniz. Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına da mutlaka dikkat edin. Daha sonra 5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ekleyelim ki hamuru yoğurması kolay olsun. 4,5 su bardağı undan sonra kontrollü olmanızda fayda var. Kullandığınız unun cinsine veya malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı un miktarı çok az değişebilir. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Çok fazla un eklersek hamurumuz sertleşebilir. Sert hamurla poğaçalar yeterince kabarmaz ve yumuşacık olmazlar. Şimdi hamurumuz hazır. Güzelce mayalanması için üzerine streç film ile kapatıp bir örtüyle örterek 1 saat mayalanmaya bırakalım. Güzelce mayalanan hamurumuzun üzerine açalım ve birkaç kez yoğurarak havasını çıkartalım. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle fırın tepsimize pişirme kağıdını yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde hem poğaçaların tabanı daha eşit bir şekilde pişecek hem de tepsimiz kirlenmeyecektir. Ardından hamuru tezgahın üzerine alarak toparlayalım. Mümkün olduğunca hamuru 10 eşit parçaya keselim. Her bir parçayı dıştan içe doğru toparlayalım ve avuç içerisinde yuvarlayarak bezeler haline getirelim. Poğaçalarınızı daha ufak hazırlamak isterseniz daha küçük bezelerde yapabilirsiniz. Bezelerden bir tanesini alalım, elimizle bastırarak hafifçe genişletelim ve üzerine bir parça kaşar peyniri koyalım. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı o kadar güzel ki kolayca şekil alıyor, çok güzel esniyor. Şimdi hamurun uç kısımlarını ortada birleştirerek yapışmasını sağlayalım ve ters yönde çevirelim. Burada eklemek istiyorum, iç harcını dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Patatesli, zeytinli, pastırmalı kaşarlı veya maydanozlu peynirli de çok yakışacaktır. Hamur bitinceye kadar diğer bezelerimizi de bu şekilde hazırlayalım. Ben bu şekli vermeyi tercih ettim fakat dilerseniz sevdiğiniz farklı malzemelerle farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Poğaçaları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Poğaçalarımızın üzerine her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim ve bolca susam serpelim. Dilerseniz pekmezli su karışımı hazırlayıp ona batırdıktan sonra kavrulmuş susama da bulayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Ardından poğaçalarımızın daha güzel görünmesi için siz de benim gibi bıçakla bir iki çizik atarak şekil verebilirsiniz. Poğaçalarımızı 180 derece fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 30 dakika pişirelim. Kumru poğaçalarımız servise hazır. İnanın o kadar pratik ve lezzetli ki bir tanesi asla yetmeyecek. Hemen yumuşaklığını da sizlere göstermek istiyorum. Puf puf kabarmış, içi de gayet güzel bir şekilde pişmiş. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Sizler için daha önceden hazırladığım ve lezzetine güvendiğim farklı poğaça tariflerini de videonun sonuna bırakıyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı poğaça tariflerine ulaşabilirsiniz. Videolu tariflerimi beğeniyor, faydalı buluyorsanız ve henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.